Hani İbn Abbas radıyallahu teala anh'a. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte bunu da Dara Kutni büyük muhaddis süneninde, de Suyuti hakim belki çok kaynağı var. Ne buyurdu? Ma unfikatil veriqu fi şey'in afdal min nahiratin fi yevmi i. Kurban bayramı gününde kesilmek üzere kurbana harcanan gümüşten altından o zaman işte yani altın ve gümüş zaten Allah'ım iki madeni para olarak yaratmış diğerlerini para olarak yaratmamış onun için gümüş yatırım yapanlar da altına yapılan şey yapar dolar euro ver. en sağlamış altın gümüştür e, gümüşte çok artacağı söyleniyor beni sevenlere ben oradan bir e, teşvikte bulunmuş olayım yani e, ne bakımından hani gümüşü bilmiyorsunuz belki ama e, bilmiyorum uzmanlar televizyonda çıkanlar falan anlatıyorlar eee o İslam Memiş var mesela devamlı programlara çıkar. Ne diyor? Gümüş diyor. Kaç senedir iki kat kazandırdı. Altından daha fazla kazandırdı iki kat kazandı. Gümüş. Yani Allah çünkü altınla gümüşü para olarak yarattığı için o gümüş öyle yerlerde süründü süründü ama sen ona bakma ben onu bekliyordum hep. Niye? Çünkü Allah Teala iki madeni para olarak yarattı. Diğerleri onların sembolik işte efendim kağıtlar maatlar para değil esasen. Onlar haznedeki merkez bankasındaki rezervin işte timsali, temsili bilmem neyse karşılıksız olursa da zaten enflasyon, devalasyon küt aşağı gidiyor. Esas para altınla gümüştür. Onlar hiçbir zaman onlar devreden, tedavülden çıkmaz. Zamanı gelir. Onun için gümüş diyor. Verik gümüş demek de bu hadis-i şerifte oradan diyecektim size o arada o da aklıma gelmişken söyleyeyim. Size ben maddi manevi kar ettirmeye uğraşan bir adamım yani. Paranıza ortak değilim. Sevabınıza ortak olurum inşallah. Kurban bayramı gününde kurbana harcanan paradan, gümüş paradan, yani işte neyle alıyorsan, yani parayla alıyorsun da o zaman gümüşle de alınıyordu, gümüş para. Altın paranın adına dinar denir İslam'da, gümüş paranın adına dirhem denir. Zaten İslam e, efendim devletlerindeki hep kullanılan para ya dinardır ya dirhemdir, anladın mı yani? İtibarlı devletlerden bahsediyorum. Sonra çuvalladığı zaman falan o ayrıca şey, bakır bakır, ondan sonra kağıt falan öyle bir şeyler çıkarttılar. Ama esas para altın olarak ve gümüş olarak sikkeler darp edilir, basılır. E, demek ki altın ve gümüşler yani para kurban bayramı gününde Allah indinde kurbana harcanan paradan daha faziletli para hiçbir yere harcanamaz. Allah en çok paranın o gün de kesilecek kurbana harcanmasını seviyor.